herkesi memnun edemezsin. Bir gün Nasreddin Hoca oğlunu eşeğe bindirmiş. Kendisi arkasından ağır ağır yürüyerek köye gidiyorlarmış. Yolda bunları görenler, "Dünya tersine döndü galiba. Baksana hale. İhtiyar adam yerde yürüyor da parmak kadar çocuk eşeğin üzerinde. Ne ayıp şey değil mi?" diye söylenmeye başlamışlar. Bu sözleri duyan Nasreddin Hoca merkepten oğlunu indirip kendisi binmiş. Biraz gidince birkaç kişiye daha rastlamışlar. Onlar da "Şu hale bakın siz. Koskoca adam binmiş eşeğe, parmak kadar çocuk arkasından yetişeyim diye ter döküyor. İnsanoğlu işte hep kendini düşünür." diye konuşmaya başlamışlar. Bu sözleri duyan hoca, "Oğlum, en iyisi gel beraber binelim. Bakalım ne diyecekler?" demiş. Hoca önde, oğlu arkada giderlerken birkaç kişi daha görmüş onları. Onlar da "Şu insanoğlunda merhamet diye bir şey kalmadı. Baksana eşeğin beli neredeyse yere değecek. Yerde yürüseler sanki ölecekler mi? Azıcık Allah korkusu olan kimse böyle yapmaz." gibi sözler söyleyerek uzaklaşmışlar. Hoca bu sefer, "Oğlum, iyisi mi ikimiz de yürüyelim. Öyle ettik olmadı, böyle ettik olmadı. Bir de bu şekilde deneyelim." demiş. Eşek önlerinde, onlar arkada yollarına devam ederlerken birkaç kişi daha görmüş bunları. Onlar da "Şunlarınki de akıl mı yani? Eşek önlerinde bomboş gidiyor da her ikisi de şu sıcakta yerde yürüyorlar. İnsan boş eşek olur da binmez mi hiç?" demişler. Bu sözleri duyan hoca, "Gördün ya oğul, her kafadan bir ses çıkıyor. Ne yapsan beğenmiyorlar. En iyisi bildiğinden şaşmayacaksın. Elin ağzı torba değil ki büzesin." demiş.